Beyaz Zambaklar Ülkesinde. Rus yazar Grigori Petrov tarafından kaleme alınan eser, yazarın çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlarından oluşur. Çetin doğa koşullarına, yoksulluğa ve her türlü imkansızlıklara rağmen, Finlandiya'nın bir grup aydın tarafından kalkındırılmaya çalışılmasını konu edinir. Profesörlerden din adamlarına, öğretmenlerden doktorlara kadar, her meslek grubundan insanın canla başla mücadele ettiğine şahit olunan bu yapıtta, verilen büyük mücadele bütün insanlığa örnek olacak kadar da anlamlıdır. Kayalıklar ve bataklıklar ülkesi olarak bilinen, 2 milyon nüfuslu Finlandiya'da yaşanan kalkındırma mücadelesi, geleceği parlak bir aydın olan Johan Wilhelm Sinelman'ın ağzından, bölümler halinde okuyucuya aktarılır. 1811 yılına kadar İsveç egemenliği altında bulunan Finlandiya'da, bütün kurumlar İsveçlilerin yönetimine göre işlemektedir. Bir gün ülkeler arasında gelişen anlaşmazlıklar neticesinde, Rusya Finlandiya'ya saldırır ve ülkenin yarısını ele geçirir. Dönemin Rus çarı, Finlandiya halkına geçmişte ellerinde bulunan bütün hakları geri vereceğini beyan eder ve bu olay neticesinde, Finlandiyalılar da kendi öz kültürlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya başlar. Fin kültürünü yayma görevini ise, Johan Wilhelm Sinelman ismindeki zeki bir aydın üstlenir. Sinelman, yeni nesil Fin aydınları içerisinde en gözde ve en çok umut veren temsilcilerden birisi olarak ön plana çıkar. Finlandiya'nın gelişmesi adına büyük bir mücadele verir ve bunun için de, ilk olarak ülkenin aydınlarıyla konuşur. Aydınlardan, mütevazı olmalarını, Finlandiya halkını küçük görmeden bildikleri her şeyi anlatarak halkı bilinçlendirmelerini rica eder. Sinelman, her akıllı lider gibi eğitime çok önem verir. Öğretmenleri, yaz tatillerindeki boş zamanlarında, 2-3 haftalık kurslara davet eder. Onlardan, ağır fedakarlıklar beklediğini kendilerine aktarıp, halkı bilinçlendirmeleri konusunda destek ister. Huzurlu, gelişmiş ve mutlu Finlandiya hedefine varabilmek için, öğretmenler de Sinelman'a yardımcı olmaya, kendilerini eğitmeye ve kendi başlarına çalışmaya başlarlar. Zamanla, her biri büyük bir kültürel güç haline gelir. Böylece, ülkenin her yerinde önce onlarca, sonra yüzlerce büyük küçük Sinelman ortaya çıkar. Devamında, kiliseye, yani din kurumlarına yönelip, rahipleri de öğretmenler gibi daha güzel bir ülke hedefine ikna etmeyi başaran Sinelman, onlara dinin iyi bir toplum için önemini hatırlatır. İnsanların ruhen hasta olduğunu ve bu manevi hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini etkileyici bir üslupla anlatır. Din adamlarına, Tanrı'yı önce kendiniz bulun, sonra insanlara Tanrı'ya giden yolu gösterin der. Halkı eğitme konusunda desteklerini alır. Bunun üzerine, din adamları ülkenin kalkındırılması amacıyla önemli çalışmalara başlar. 1816 yılına gelindiği zaman, Finlandiya ve Rusya, yeni bir anayasanın altına imza atar. Bu imza ile birlikte, parlamento sistemi yeniden hayata geçer. Finlandiya'da yaşayan pek çok devlet memuru, ülkenin her yerinden Helsinki'ye gelmeye başlar. Bu sayede, devlet yönetiminde yer alan İsveçli devlet adamlarının sayıları azalır, yerlerine Finlandiyalı devlet adamları gelir. Sinelman, bu aşamada devreye girerek, vatandaşların adalet duygusu güçlü bireyler olarak yaşayabilmeleri için, devlet adamlarının destek olmaları gerektiğini söyler. Onlardan yardım talep ederek Finlandiya halkına derin bir iç adalet duygusu aşılamalarını ister. Görevlerini yaparken, halka karşı kibar olmalarını, hukuka uygun davranmalarını söyler. Sinelman, askeri eğitime de önem gösterir, ordu içerisinde çeşitli eğitimler verir. Finlandiya'da yaşayan tüm ailelerin, oğullarını askere göndermelerini isteyerek onları bu konuda yönlendirir. Kışlalarda ise bilim, kültür ve daha birçok konuda, askerleri bilinçlendirerek, ülkeleri için çok daha yararlı bireyler olmalarını ister. Vatan için ölmek değil, vatan için yaşamak çok daha kahramancadır cümlesiyle, askerlik görevi yapan gençlerin iyi yetiştirilmesine verdiği önemi belirtir. İngilizlerin etkisiyle, o dönemde, Avrupa'daki eğitimsiz gençler arasında futbola özenti artar. Finlandiya'da da benzer bir durum vardır. Sağlıklı ancak ruhen tembel gençler, futbolla ilgilenmeye başlar. Futboldan hiç hoşlanmayan Sinelman, gençlerin güçlü beyinler yerine güçlü bacakları tercih etmelerini kabullenmez. Finlandiya'nın top kovalayacak insanlara ihtiyacı olmadığını söyleyerek, ülkenin ekonomik, sosyal, zihinsel ve ahlak yaşamlarını yönlendirecek, güçlü önderlere ihtiyacını vurgular.
anne babaların, çocuklarıyla ilişkilerine özel önem veren Sinelman ve arkadaşları, ilgisizlikten ötürü çocukların öksüz gibi büyüdüğünü söyler. Çocukların karnı doyuyor, iyi giyiniyorlar ve sağlıklarına da dikkat ediliyor ancak çocukların zihin ve ruh sağlıkları, saflıkları ve güzellikleri için çok az emek harcanıyor. Aslında bu koşullar altında, çocukların çok daha kötü yetişmediklerine şaşılmalıdır cümlesiyle durumu özetler. Ebeveynlerin kötü, kirli ve çirkin diye tanımladıkları her şeyi, kendilerinin yapmasının akıl erecek gibi olmadığını belirten Sinelman, sözlerini şöyle sürdürür. Herkes, hiçbir şey vermeden sadece hayattan almak istiyor. Hayata egoist, soyguncu, sömürücü, parazit olarak adım atıyorlar ve bu parazit yaşamda bilgelik arıyorlar. Sinelman ve arkadaşları, sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederler. Aralıksız seyahat eden ve her biri hitabet yeteneğiyle ünlü profesörlerden oluşan bir halk üniversitesi kurulur, halka gerekli bilgiler aktarılır. Bu sayede en derin uykuda görünenlerin bile düşünceleri aydınlatılır. Halka aydınların, aydınlara ise, halkın önemi anlatılarak, aradaki mesafenin kapatılması için çaba sarf edilir. Sonuç olarak, Beyaz Zambaklar ülkesinde, Sinelman'ın halk üzerinde meydana getirdiği değişimler sayesinde, Finlandiya'nın yavaş yavaş kalkındığı ve gelişmiş ülkeler arasına girdiği görülür. Bir zamanların bataklıklar ve kayalıklar ülkesi olan Finlandiya, Sinelman ve çevresindeki aydınlar sayesinde, artık tarım yapılan, ekonomisi ve refah düzeyi hızla gelişen bir ülke haline dönüşür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu ve tavsiye ettiği bilinen eser, Grigori Petrov tarafından kaleme alınmıştır. Sizlere özetini aktardığımız kitap, Türkiye İş Bankası yayınlarından çıkmış olup 126 sayfadan oluşmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.